Salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve nu'minu bil kiramil katibine fi innallaha ca'alehum aleyna hafizin. Ve nu'minu bil kiramil katibin. Kiramen katibine biz iman ediyoruz. Yani biz bunlara iman ediyoruz. Niye buraya alıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu meleklerden bahsediyor. Neden Kur'an-ı Kerim bu meleklerden bahsediyor? Allah Teala bizi sürekli gördüğüne göre neden bu melekler var? Yani sürekli yanında seninle beraber dolaşan bu melekler var. Fe inna Allaha kiramen katibine, yani katibine amalel beşer. İnsanların amellerini yazıyorlar. Fe inna Allaha cealehum, Allah Teala o melekleri yaptı. Fe inna Allaha cealehum hafizine aleyna, bizim üzerimize muhafız yaptı. Yani hafizine demek la yuhmilune şey'en, muhafız, hiçbir şeyi ihmal etmiyorlar. Yani en küçük yaptığın şeyi bile kayda geçiyorlar. Fe inna Allaha cealehum, onları yaptı. Aleyna, o melekleri yani kiramın katibini, hafizine muhafız, aleyna bizim üzerimize. İşte burada ayet-i kerimeyi alıyor. Ve inna aleyküm le hafizin kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. İnfitar suresinde bu ayet-i kerime. Daha melekler var tabi. Lehu muakkibatun min beyni yedeyi ve min halfi yahfadunehu min emrillah. Muakkibat, önünüzde arkanızda kiramen katibinden başka melekler de var. Onlar da ne yapıyorlar? يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ بِاَمْرِ اللّٰهِ, Allah'ın emriyle muhafaza ediyorlar. Peki bunlara inanıyoruz. Başka neye inanıyoruz? وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ اَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ. Melekül mevut nedir? Azrail. Azrail'e inanıyoruz. El-muvekkeli, muvekkel. Neden, kimden vekaleti almış? El-muvekkelu minallah. Allah'ta, Allah tarafından görevlendirilen, Allah tarafından müvekkel, melekil mautil muvekkeli, muvekkel minallah, Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilen meleğe, ölüm meleğine inanıyoruz. Peki neyle görevlendiriliyor? Bi kabzi ervahil alemin, ruh erva, alemlerin ervahını kabz ile görevlendirilen ölüm meleğine de inanıyoruz. Yani çünkü ayet-i kerime ondan bahsediyor. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi. Burada melekül mevt, ki Allah Teala tarafından bizim ruhlarımızı almak üzere görevlendirilen o ölüm meleği ne yapıyor? يَتَوَفَّاكُمْ, onların ruhlarını kabz ediyor. Yani peki nerede bir canlı varsa ölüm meleği ruhunu alır. Hatta hayvanın, öküzün, ineğin hepsi, onların ruhu vardır. Ruhları ölüm meleğinin tasarrufuyla alınır. Yani bütün canlı olan, ruhu olan her şeyin ruhu bu şekilde alınır. وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَٰلِكَ اَهْلًا وَبِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَد۪ينِهِ وَنَب۪يهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ اِلَى آخِرٍ. Efendim, kabir azabı, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dünya ile ahiret arasında berzah var. Yani bir ara alem var, kabir var, ölünce oraya gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Ayşe annemiz en son, en fazla yani ahir ömründe Allah Resulü'nden en ziyade duyduğum dua, kabir azabından Allah Azze ve Celle'ye sığınma duasıydı. Yani Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlardan sonra Buhari'de, Müslim'de bununla alakalı çokça rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor, iltica ediyor. Peki kabirde bir alem var yani. Kabre gidiyoruz. Orada Münker Nekir meleği geliyor. Münker Nekir meleği geliyor. Onlar bize oradaki durumu soruyorlar. Münker Nekir. Neden Münker Nekir deniyor? Çünkü insanlar, kimse
onun şeklini bir şeye benzetemiyor. Yani öyle bir ayrı bir varlık ki kimse onların şekil ve suretlerini bir şeye benzetemiyorlar. Yani bunlar gelecekler, bunlar bize orada hesap soracaklar. Yani dünyada yaptıklarımıza dairden ziyade men rabbuke diyecekler ve men nebiyyuke, bunları bize kabirde gelip soracaklar. Onun için Hazreti Osman Efendimiz, diyorlar ki ona, Kur'an-ı Kerim okunuyor ağlamıyorsun ama kabirden bahsedilince hesaptan oradan ağlıyorsun. Neden ağlıyorsun? Diyor ki orada kurtulan buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bundan sonra hep kurtulacak, aklıma geliyor, onun için ağlıyorum diyor Ebu Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz. Peki şimdi orada hesap var, kabirde hesap var. Şimdi inkar ediyorlar tabii. Kim inkar ediyor? Önce kim inkar ediyordu? Mutezile inkar ediyor. Olmaz diyordu ya, nasıl olacak? Yani orada kuru bir bedenin üzerine nasıl azap olur? Yani kimisi denizde boğuldu, kimisi yandı. Bunların bedenleri nerede? Yani Allah bunları var etmeye, yani böyle kendi kabir aleminde belli şeyleri var edip onlar üzerinde azabı terettüp ettirmeye Allah neden ettirmekten neden aciz olsun? Yani dünyada size bir damla sudan dünyaya getiriyor sizi, bunları yaratıyor, yapabiliyor da kabirde bu azabı insanlara tattırmaktan Allah Azze ve Celle neden aciz olsun kardeşim? Neden aciz olsun? Kabir azabını buraya akide kitabına neden alıyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Şimdi ben size ayet-i kerimelerden okuyayım. Önce nereye gelin? Gafir suresine bir gelin. Gafir suresine. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. Peki ayet-i kerime kaç? 46. ayet-i kerime, sayfa 472. 472. sayfa. Bu ayetleri belki burada ezberlemiyorsunuz ama size bir kardeşinizi emaneti bunları ezberleyeceksiniz. Akidenizi, imanınızı koruma adına ezberleyeceksiniz. Efendim, Gafir suresi ya da diğer adı nedir? Mümin suresi değil mi? Mümin suresi. Efendim, buldunuz 46. ayet-i kerime. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَا. Kimden bahsediyor? Firavun'dan bahsediyor. اَنَّارُ مُبْتَدَى يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَبَرٍ. Yani اَنَّارُ ateş, cehennem, onlara arz ediliyor. Onların üzerine veriliyor. غُدُوَّ وَعَشِيَا. Sabah ve akşam. Sabah akşam onlara azap ediliyor. Peki, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ. Kıyamet kopuyor. اَدْخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. Eşedde nedir? İsmi taftildir değil mi? İsmi taftildir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَدْخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ. Firavun ailesini sokun. Nereye? Daha şiddetli bir azaba. Ne zaman söylüyor? Kıyamet günü. Yani daha şiddetli bir azaba sokun. O zaman burada bir mukayese var. Demek ki Firavun'un ailesi kıyametteki azaptan daha önce bir azap görecek. Peki nerede görecekler o azabı? Ahiretten önce görecekler. O da nerededir? Kabirdedir. Başka bir yeri var mı? اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّ. Denizde boğulması diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü orada bir anda boğulup gittiler. Ama burada ne diyor? Ne buyuruyor? Sabah akşam. Sabah akşam onlara verilir. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. Cümle nedir? Cümle-i ismiye. İsim cümlesi ne ifade eder? İstimrar. Değil mi? Fiili muzari olsaydı, cümle böyle başlasaydı o zaman teceddüt ifade ederdi. Ama istimrar, yani sürekli onlara sabah akşam azap ediliyor. Peki nerede bu azap? Ahiretten önce ise nerede olur? Denizde olur mu? Sabah akşam sürekli diyor, devamlı. Devamlı isim cümlesinde istimrar, devamlılık var. O zaman bu nerededir kardeşim? Kabirdedir. Bir, bu kabir azabına işaret
ediyor. Ennaru yu'radun aleyha guduvve ve aşiyya. Şimdi Nuh suresine gelin. 29. cüzde mimma hatiyatihim ugriku fe udhilu naran. Kimden bahsediyor? Burada da Nuh tufanından bahsediyor. Yani onlar boğuldular, sonra hemen mimma hatiyatihim ugriku fe udhilu naran. Efendim, Nuh suresini buldunuz. Evet. Mimma hatiyatihim ugriku fe udhilu naran. 25. ayet-i kerime, 571. sayfa. Şimdi mimma hatiyatihim ugriku fe udhilu naran. Mimma hatiyatihim, hatalarından, günahlarından, isyanlarından dolayı ugriku ne oldular? Boğuldular. Sonra fe udhilu naran, hemen ateşe sokuldular. Peki fa nedir? Takibiyedir, değil mi? Fa ne ifade eder? Hemen. Şimdi fa, sümme, bunlar tertip ifade eder. Ama sümme de terahi vardır, fa da takip vardır. Yani hemen peşinde. Câ'e Ahmedu fe Muhammed dediğin zaman hemen peşinde Muhammed geldi. O zaman burada mimma hatiyatihim, hatalarından dolayı o Firavun'un, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, İnsanlarından dolayı onlar boğuldular. Peki sonra ugriku fe udhilu nara, hemen ateşe sokuldular. Peki cehennem, şu anda insan var mı cehennem? Yok. Nerede bunlar? Ateşe sokuldularsa fiili mazi değil mi? Udhilu, koyuldular ateşe. Nerede bunlar? Kabir azabı. Başka olur mu? Ulema böyle anladı. He? Bu oryantalist talebeleri çıkana kadar ulema hep böyle anladı kardeşim. Yani bunları yıkarak bu milleti nereye götürmek istiyorlar? Ey millet, bak Razi dediğiniz, Beyzavi dediğiniz, Nesefi dediğiniz, Ebu Hanife dediğiniz, Tahavi dediğiniz adamlar hakikatte ilimde çoluk çocuk mesabesindedir. Bak onlar anlayamadılar, biz bulduk işte, kabir azabı diye bir şey yok. Bunu söylüyorlar. Başka izah var mı ya? Sen iki satır ibareyi doğru okuyamıyorsun ya. Kimsin sen ya? Yani olmaz. Birisine dedim ki, ya bu kadar hadisi inkar ettin, ne yaptın bunları? Ya dedi ki, onları falancaya gösterdim. Ya böyle bir ilim olur mu? Bak dedim bu hadislere. Ya Allah Teala'ya hesap vereceğiz. Ya Rabbi, bu kabir azabı ile alakalı hadis-i şerifleri falancaya gönderdim, ona bak dedim, o baktı, ona göre ben de hüküm verdim. Böyle bir mazeretle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkma imkanımız var mı ya? Peki yine açın Tevbe suresine gelin. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنَ. Sayfa 203, 101. ayet-i kerime. Peki münafıklardan bahsediyor. وَمِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. İşte çevrenizde münafıklar var. وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ. Ve ehli Medine'den de münafıkun. Onlardan da münafıklar var. Münafıkunu takdir ediyoruz. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ. O nifakta devam ediyorlar. لَا تَعْلَمُهُمْ. Sen onları bilmiyorsun. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Biz onları biliyoruz. Buldunuz değil mi ayet-i kerimeyi? Peki vassabikun diye başlayan sayfanın ikinci ayet-i kerimesi, 203. sayfa. Peki şimdi burası istişhat makamı, burası senuazzibuhum marratayn. Biz onlara iki defa azap edeceğiz. Senuazzibuhum marratayn thumma yuraddun ila azabin azim. İki defa azap ediyoruz. Kime? Münafıklara. Medine'dekilere, dışarıdakilere. Bir, azap nedir? Onlar dünyada kaybedecekler. Müslümanların karşısında kaybedecekler. Bir bu azap, iki azap diyor ya. İkincisi nerede olacak? Kabirde olacak. Bir de sonra onları ne yapacağız? Ne yapacağız? ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Daha büyük bir azaba,
onları havale edeceğiz daha büyük bir azaba. Yani o büyük azaptan önce iki azap var. Senu'azzibuhum marrateyni, iki azap. Nedir bu münafıklara? Bir, dünyada yenilecekler, münafıklıkları ortaya çıkacak. İkinci azap, kabirde. Thumme yuraddun. Thumme ne ifade ediyor? Terahi. Hemen değil, çok uzun bir zaman sonra. Yani bu iki azabı hemen peş peşe görecekler. Önce dünyada yenilecekler, sonra kabre girecekler. Thumme yuraddun ila azabin azim. Çok uzun bir zaman sonra ahiret azabına bunlar sevk edilecekler kardeşim. Yani sayayım mı daha ayet-i kerime? Bir sürü Kur'an-ı Hakim'de sanki, yani sanki demeyelim, Allah Teala ahir zamanda böyle bir taife çıkacak. Bunlar kabir azabını inkar edecek diye kaç yerde Allah Azze ve Celle kabir azabını bize zikrediyor, bahsediyor kardeşim. İbrahim Suresi'nin İbrahim Suresi 259. sayfaya gelin. 259. sayfa İbrahim Suresi 27. ayet-i kerime. Şu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, okuyor ayet-i kerimeyi, sonra buyuruyorlar ki nezelet fi azabil kabri. Bu ayet-i kerime nezelet fi azabil kabri, kabir azabı ile alakalı bu ayet nazil oldu. Hangi ayet? يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُظِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. Peki, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah Azze ve Celle ehli imanı sabit kılıyor. Ehli imanı sabit kılıyor. Ne de? بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Kavli sabit nedir? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde onları müdavim kılıyor. Onlar sapıtmıyorlar. Nerede bu devam? Kelime-i şehadet, iman hali nerede devam ediyor? Fil hayati dünya ve fil ahira. Dünyada ve ahirette. Peki, ve yuzillullahu zalimin. Zalimleri ise sabit kılmıyor. Ne de? O kavli sabitte. Yani kelime-i tevhidi onun dünya ve ahirette faydasını göremiyorlar. Peki kabir azabına nasıl işaret ediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabıyla alakalı da indi buyuruyor bu ayet. Yani Müslümanlar burada la ilahe illallah diyecekler. Kabirde melekler geldiğinde, münker nekir geldiğinde, sorduğunda, o zaman da o kavli sabit üzerine Allah onları devamlı kılacak. Buradaki ahiret kabirdir, kabir alemidir. Kabirde de yusebbitullahu, Allah onları kavli sabit neydi? Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid üzerine sabit kılıyor. Nasıl dünyada la ilahe illallah diyebiliyorlarsa, aynı şekilde kabirde de men rabbuke diye sordukları zaman Müslüman Rabbim Allah diyecek. Peygamber kim diye sordukları zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı söyleyecek Müslüman, ama kafir diyecek ki ah ey şeyin taku, bilmiyorum ki ne söylüyorsun. Tirmizi rivayet ediyor. Yani daha çok ayet-i kerimeler var kardeşim. Bunları yazdınız, bunları ezberleyin. Bu ayet-i kerimeler kabir azabının mutlaka olacağını, kafire kabir azabı olacak, Müslümana ise nimet olacak, cennet yurdu olacak. Buhari rivayeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyorlar bir yere, buyuruyorlar ki اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ ف۪ي كَب۪يرٍ. Bu iki kişi burada azap görüyorlar, ama neden dolayı azap görüyorlar? Büyük günahlarından dolayı değil. Biri nemime yapardı, biri de ayakta bevlederdi. Ya garibime gidiyor bazen. Şimdi böyle insan tahammülü zor oluyor. Tabii tahammül edeceksiniz Allah'ın izniyle. Yani tahammül edemediğiniz zaman, o zaman ilmin bir ağırlığı kalmaz. Yani şöyle, yani daha böyle talebeyken böyle derdim bir şeyler de, şimdi böyle ya bakıyorum, tövbe ya Rabbim. Ya adam, evet, yani böyle erzel herifler kalkıyorlar, neler söylüyor. Ya sen kimsin ya? Öyle bildiğim var, adam
Ya efendim ya İslam tarihinde bir şeyler okumuş. Haydut, eşkıya. Getirsen ona şu ayet-i kerimeyi oku desen okuyamaz ya. Oku şu ayetin manasını ver desen okuyamaz. Geç şu mihraba bir namaz kıldır. Öyle var. Var yani. Kimisi tabii okuyanlar var da inkar edenlerden de okuyabilenleri var bir şeyler. Ama öyleleri var ki okuyamaz. Birisinin kuyruğuna takılmış orada. Ben okuldayken burada Süleyman Ateş bir şey inkar ederdi öğrenciyken. Bakardım ki o aynısını söylüyor, aynısını söylüyor, aynısını söylüyor. Yani biz de bir şeyler derdik onlara. Yani talebesin. Şimdi ehli sünneti mukallit olmakla tenkit ediyor. Ya sen profesör oldun, Ateş ne diyorsa aynısını diyorsun Ateş Hoca. Ne diyorsa aynısını diyorsun. Ya ben de İmam-ı Sarahsi gibi, İmam-ı Gazali gibi, Ebu Hanife gibi birisinden bahsediyorum. Bunların o büyük hocalarından bir tanesi. Burada bir muhterem bir hocamız vardı, vefat etti. Bir hocanın babasıydı. Onun cenazesine geldi. Tabii yıllar geçti bizi tanımaz. Orada caminin odasında otururken. Yani birisi de vaaz ediyor kürsüde. O da başka bir tefsiri var. O daha cahil. O hepten cahil. Eğitimci birisi. O hiç faille mef'ulü bilmiyor ama bu bahsettiğim hoca bu. O ayet-i kerimeye yanlış mana verdi. Dedim ki hocam bak bu yanlış mana verdi. Dedi ki bu bilmez dedi ayet. Öyle konuşur dedi bu. Yazmış işte birileri tahsiye etti. Başka birisi onu belli işte piyasada müfessir diye konuşuyor. Bu Karadenizlidir o bahsettiğim kişi Rize tarafından. Hiçbir şey bilmez. O kadar cahildir. Oku ona de bir ayeti, okur da failin, mef'ulünü, halini, temyizini bul de eminim ki bulamaz onları. Böyle birisi Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilir mi? Nereye düştü? Nesefi Kur'an-ı Hakim'i tefsir ederken demişler ki eyvah ilim ayağa düştü. O kadar yüksek bir ilmi seviye var. Nesefi için bunu diyorlar. Yani oradan öyle bir başladı. Ya baktım ki hiç hadislerden haberi yok. Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den, Şerh'ten böyle işte. Yani hocalığı var tabii. Belli şeyleri biliyor. Yani ben cahil demiyorum buna. Hocalığı var. Ama o kadar işte. Yani alim diyemezsiniz. Olmaz. Yani o zaman Serahsi'ye ayıp etmiş olursunuz. İmam Gazali'ye yanlış yapmış olursunuz. Yani alim bunlarsa bunlar olamaz kardeşim. Olamaz. En bildikleriniz bile onların hiçbir şey olmaz onların yanında. Evet, şimdi hazfederek konuşunca böyle kelimeler de bazen şey olabiliyor. وَنُؤْمُنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَٰلِكَ اَهْلًا diyoruz ki biz kabir azabına inanıyoruz. Niye inanıyoruz? Rabbim kitabında zikretti diye inanıyoruz kardeşim. Yani biz Müslümanız. Rabbim ne buyurduysa ona teslim oluyoruz. وَنُؤْمُنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ hem kabrin azabına hem de nimetine. Kime o nimet? Müslümana. Kafire azap, Müslümana nimet. Ama daha çok عَذَابُ الْقَبْرِ diye geçer bu. Neden? Çünkü kafirler yerin altında daha çok olacağından çokluğa bakılır. Onlar daha galip olduğunda عَذَابُ الْقَبْرِ diye geçer. لِمَنْ كَانِ لِذَٰلِكَ اَهْلًا yani kim için bu kabir azabın ya da nimetine inanıyoruz? Limen kâne, o kişi için ki lizalike ehlen, buna ehildir. Lizalik dediği azaba ya da nimete. Ve bi suali münkerin ve nekirin ve nu'minu bi azabil kabri ve nu'minu bi suali münkerin ve nekirin. Münker nekirin sualine, lil meyyiti meyyit için sualine inanıyoruz. Fi kabrihi kabirde an rabbihi neden sualine inanıyoruz? Yani böyle ibare okunmaz. Ben kelime kelime okuyorum. Aslında ne demiştim? İbare başta okunur, sonra mana verilir. Ama hani siz kelimeler anlaşılsın diye kelime kelime böyle okuyorum. Fi kabrihi kabirde an rabbihi Rabbinden suale ve dinihi ve nebiyi dininden Rabbinden peygamberden olan sualleri münker nekirin soracağına buna da inanıyoruz. Peki yani kabir azabının olduğuna
Münker nekirin olduğuna neye göre inanıyoruz? Kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de var. Münker nekirin o soruyu soracağına neye göre inanıyoruz? Alâ mâ câet bihil ehbâru an Rasûlillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberler doğrultusunda, rivayetler doğrultusunda nu'minu bi suali münker. Münker ve nekirin sualine inanıyoruz. Başka o rivayetler neden geliyorlar? Bir Efendimiz'den geliyor. Münker nekirle alakalı. Bir de van ashabihi radıyallahu teala anhum ecmaîn. Bir de onun ashabından gelen rivayetler doğrultusunda inanıyoruz. Vel kabru ravzatun min riyadil cennet ev hufratun min huferin niran. Bu hadis-i şeriftir. Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Yazın kenarına Tirmizi diye. Kabir nedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ya cennet bahçelerinin bir bahçedir. Ravza bahçe. Ravzatun min riyadil cennet ev hufratun min huferin niran. Ev hufratun min huferin nar. Ya da efendim yani böyle de olur. El-kabru ravzatun min riyadil cinan ya da el-kabru ravzatun min riyadil cennet ev hufratun min huferin nar. Cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala hepimizi kabir azabından muhafaza buyursun. Namazdan sonra tahiyyatın sonunda kabir azabından Allah Teala'nın bizi muhafaza etmesi için Efendimiz gibi dua edin. Ya kabre gidiyoruz. Böyle bir yere giderken bu kadar ayet-i kerime varken nasıl bunları inkar ediyorlar? Allah Teala bunlara, bu Müslümanlara merhamet etsin. Hidayet eylesin. Hakkı hakikati göstersin diye böyle dua edelim. Buyurun. Tabii olacak. Günahkar Müslüman için olacak. Peygamberler için kabirde sual olmayacak tabii. Peygamberler için zaten azap olmaz. Ama peygamberler için bu soru, sual yani cumhura göre olmayacak. Öyle diyorlar. Çünkü orada يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Şimdi muhterem kardeşlerim, yani artık sona doğru yaklaşıyoruz, geliyoruz. Tabii hepinizin evden, mahalleden, okuldan, arkadaştan bir takım manileri vardır. Onlar çağırıyorlardır. Yani hepimiz çağırıyorlardır. Eğer bu ulemayı evden özleyen aileleri, çocukları çağırsalardı, bunlar bu kitapları telif edemezlerdi. Babaları öldü, gidemediler. Anneleri öldü, gidemediler. Belki duyamadılar. Eğer gitselerdi, ailenin belki büyük çocuklarıydı onlar. Anneleri bir daha göndermeyeceklerdi. Bu aileye sen bak diyeceklerdi. Ama bütün bu acılara onlar tahammül ettiler, sabrettiler ve ilim yoluna, ilim yürüyüşüne devam ettiler. Şimdi Allah Teala o imtihan mahalline sizi koydu, bizi koydu. Siz oradasınız. Yani herkesin burada manisi var. Herkesin engeli var. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٌ وَلِلْعِلْمِ مَوَانِعٌ. Ama ilmin çok engelleri vardır. Yani sorsam şimdi size burada, o kadar derdiniz vardır ki, o kadar tasanız var. Hiç kimsenin derdi diğerine uymaz. İnsanoğlu böyle bir varlık işte. Bir defa sevinecek, bin defa üzülecek. Yani üzüldüğünüz şeyleri böyle zihninizde bir tadad etseniz, sıralamaya kalksanız, epey bir zaman o üzecek şeyleri saymaya, sıralamaya devam edersiniz. Ama Bakara suresinde Cenab-ı Hak وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ. Yani biz sizi dünyaya, mihnete, imtihana gönderdik. Burada imtihan yerindesiniz. Yani siz burada korkuyla, açlıkla, fakr-ı zaruretle, bunlarla sınıyoruz dünyada. Ama sabredebilenler, ayakta kalanlar ve beşşir-i sabirin, onlara müjdele. Yani biz bu olayları nasıl yöneteceğiz? Yani okul var işte, orada gideceksin, kayıt var vesaire, duracaksın. Ama Allah Teala sizin önünüze ilimle, irfanla birlikte olabilmek için böyle bir imkan nasip etti. Dolayısıyla bu imkanı istifade etme noktasında
birlikte karar verelim. Birlikte tekbir aldık, birlikte selam verelim. Birlikte başladık ki bunun bereketi olsun. Yani 19'una kadar bunu götürelim. Okullar açılabiliyor vesaire olabiliyor. Ama bir hafta geç başlarsın kardeşim. Yani okul, hepimiz o okullarda kaldık. Yani burada çok ciddi bir problem yoksa, yani yapamadığınız, edemediğiniz bir problem yoksa, hatta şunu yapabiliyorsak, bir hafta bir gün bir kardeşimiz sabah gidip akşam gelebiliyorsa, artık onun imkanını da biz ayarlayabiliriz, gitsin gelsin. Ama birlikte başladık, bereketi olsun. Yani bu metinler bitsin. Ya da birlikte karar verelim. İki gün bu tarafa çekeceksek, bir gün çekeceksek, bir gün çekelim. Ama hep beraber olsun. Yani beraber olsun ki yedullahi fevka idihim. Üzerinizde, üzerimizde Allah'ın eli olsun. Yani Allah'ın nusreti olsun. Yani biz buraya, sizler buraya dünyevi bir amaç için gelmediniz. Yani buradaki arkadaşlarım, kardeşlerim orada dersi var. İFAM'da burada dersi var. Yani orada giriyorlar, burada giriyorlar. Yani herkesin aslında ikinci bir yükü çekmeye tahammülü yok. Ama bu İmam Hatip nesline, bu ümmetin evladına biz ne yapabiliriz? Yani konuşuyoruz da ama alana inip de ne yapabiliriz? İşte biz dedik ki ya Rabbi bu kadar yapabiliyoruz. Gücümüz bu kadara kafi geliyor. İnşallah seneye daha fazla olur. Daha fazla yapabiliriz. Sizler gittiğiniz yerde yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Yapacaksınız inşallah. Yani biz sizden bunu bekliyoruz. Allah'ın izniyle mutlaka muvaffak olacaksınız. Efendimiz'e geliyor, bedevi ya, iki saat kalıyor, gidiyor, mürşid oluyor, kabilesini Müslüman yapıyor da 50 gün bu kadar dersi okuyan fakültedeki bir kardeşim bunları anlatamaz mı? Derdimiz varsa anlatacağız kardeşim. Derdimiz varsa. Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki hepinizin derdi var. Yani bu ümmet eğer siz sahip çıkmazsanız Allah Resulüne düşman olacak. Buhari'ye düşman olacak, Müslüm'e düşman olacak. Eğer siz sahip çıkmazsanız bu milletin evladı belki işi de gidecek, belki Vahabilere gidecek. Siz burayı beklemezseniz, beklemediğinizden dolayı düşen bu kalelerin içerisinde kaybedenlerin hesabını Allah bana da soracak, sana da soracak kardeşim. Nöbette ne kadar bekliyoruz, ne kadar beklemiyoruz. Allah Teala bizi orada duranlardan eylesin inşallah. Rabbim orada dururken de bütün bunları kendi rızası için yapanlardan eylesin. O ulema gibi onlara benzeyin, sahabeye benzeyin. Mona Rosa'nız onlar olsun. Mona Rosa. Mona Rosa'mız nedir? İslam'dır. Mona Rosa'mız Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Hani kadınlar, kızlar vesaire değildir. Biliyorsunuz o şiiri değil mi? Mona Rosa. Öyle diyor Sezai Karakoç, ben onu bir kıza vesaire yazmadım diyor. Ama olur veya olmaz Allah bilir. Ama İslam gencinin Mona Rosa'sı Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Mona Rosa'nıza sahip çıkmak, bu ilimlere sahip çıkmaktan geçer kardeşim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.